Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yaylardan bahsedeceğim. SolidWorks içerisinde 3 farklı tipte yay çeşidi var arkadaşlar. Bunlara bakın bu ikon üzerinden erişebilirsiniz. Direkt tıklayarak yay tipini seçebilirsiniz arkadaşlar veya ESC tuşuna basıyorum. Bakın burada yine ok var. Okun altından istediğiniz tipe tıklayarak direkt o tip üzerinden yay çizmeye başlayabilirsiniz. Bakın ikincisi seçili olarak geldi. Veya bakın burada 3 nokta yay var. Buna tıkladığım zaman bu seçili olarak geldi. Bu şekilde istediğim gibi kullanabilirim. Yay oldukça basit arkadaşlar zaten şöyle de göstereyim. Bakın örneğin 3 nokta yay. Bakın bu şekilde çiziliyor. Zaten bize Solidworks bunu gösteriyor. Zaten ikona bakarsanız eğer noktalardan da nasıl çizileceğini tahmin edebiliyorsunuz. İlk olarak şundan başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci noktası merkez noktası. ikinci ve üçüncü noktası ise yayın başlangıcı ve bitişi arkadaşlar. Ben merkez olarak orijini seçiyorum. Daha sonrasında başlangıç olarak tam e, dik yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bitiş olarak da yine yatay yapacağım. Yani çeyrek bir daire çizmiş olduk bu şekilde. Daha sonrasında bunun yarı çapını giriyorum. 100 mm olsun. Hatta tam tanımlı yapmak istiyorsanız bakın. Şunları birleştirip daha sonrasında bunu ve bunu kontrol tuşuna basılıyken seçip yardımcı geometri yapabilirsiniz. Bu şekilde bu yay şu an tam tanımlı hale geldi arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bunu bozamazsınız. Herhangi bir yerinden tutup çekemezsiniz. Şimdi ilk yay çeşidimiz bu şekilde. Diğer yay çeşidi ise bakın tanjant yayı. Bu genel olarak iki tane çizgi olduğu zaman şu şekilde göstereyim. Örneğin iki tane çizgim var. Tanjant yaya giriyorum. Daha sonrasında bakın bunu ve bunu seçtiğim zaman bu yay bu iki çizgiye teğet oldu arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Teğetlik bozulmayacaktır. Çünkü buraya ilişki atadı arkadaşlar. İkinci yay çeşidimiz bu şekilde. Diğer yay çeşidi ise çok sık kullanılan yay çeşitlerinden birisi. Üç nokta yay arkadaşlar. Bakın bir, iki ve üçüncü noktası. Yani başlangıç, bitiş ve daha sonrasında yarı çapını belirliyoruz aslında. Şöyle göstereyim. Başlangıcım burası olsun. Bitişim yine aynı doğrultuda olsun. Yarı çapım ise 200 mm'ye yakın yapalım. Evet bu şekilde olsun. Daha sonra aslında bunun Yarı çapını 100 yapabilirim. Biraz önce çapı gösteriyormuş. Ardından örnek veriyorum. Bu iki çizgiyi birleştirebiliriz. Bunu yardımcı geometri yapabiliriz. Daha sonrasında bunu bunu aynı doğrultuda yapabiliriz. Şunu da şununla aynı doğrultuda yapabiliriz. Ardından şu mesafeyi de şöyle bir bakalım. Mesafeyi de... 300 yapabiliriz. Bakalım bunun başka neyi varmış. Gördüğünüz gibi şu aradaki mesafeyi de girmemiz gerekiyor. 150 de bunu yaptık. Şu an bu tam tanımlı hale geldi. İsterseniz şunları da tam tanımlı yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunla şunu seçiyorum. Kontrole basıp eşit diyorum. Yarıçapı 50 yapıyorum. Şu aradaki mesafeyi 90 yapıyorum. Ve ardından şu uzunluğu 100 yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu da tam tanımlı hale gelmiş oldu bu şekilde pratik yaptıkça siz de bir çizimin nasıl tam tanımlı olması gerektiğini göreceksiniz arkadaşlar. Herhangi bir eksiklik olduğu zaman bunu hızlı bir şekilde fark edeceksiniz. Zaten örnek veriyorum bakın şu an geri aldım. Örneğin bu çizim şu ortadaki çizmiş olduğumuz çizim tanımlı değil. Baktığınız zaman görüyorsunuz mavi renkli olan sadece birer nokta var. Diğer her şey siyah renkte. Bu mavi renkte olduğu için oynatılabileceğini bize gösteriyor. Bunu tutup çekiyoruz bakın. Görüyor musunuz? Çizgi oynuyor. Demek ki bu çizginin ölçüsü tanımlı değil. Bu şekilde tanımlıyorsunuz. Evet yaylar hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.